Her hafta bir yere kanalından selamlar. Merhabalar. Eski Köyceğiz ve Kavak arası ekoturizm alanı ve doğa yürüyüşü, aynı zamanda bisiklet parkuru olan bu yola hoş geldiniz. Birlikte bu yolu yürüyeceğiz. Hemen ileride küçük bir adacık var, onu sizlerle paylaşacağız. Ve bunun akabinde Eski Köyceğiz'e doğru yol alıp orada bir türbemiz var. Nasuh Dede Türbesi. Türbeyi ziyaret edeceğiz, biraz orayı gezeceğiz. Ondan sonra da tekrar Muğla Fethiye karayoluna bağlanıp evimize dönmeyi planlıyoruz. Hazırsanız başlayalım. Yürüyüş parkurunun başladığı yerde hemen çok güzel bir tabela yerleştirilmiş. İşte nerede olduğunuz, rotalarla ilgili güzel bilgiler var. Hemen sizlere şöyle göstereyim. Şu gördüğünüz yol Muğla Fethiye karayolu. Biz buradan içeri girdik. Girer girmez hemen sağ tarafa toprak bir yol ayrılıyor. İlk önce orayı biraz kaçırdık ama daha sonra geri dönüp tekrar girdik. Rota şu şekilde. Bakın Köyceğiz Gölü'nün hemen kıyısından devam ediyor. Bahsetmiş olduğum küçük adacık ve adanın kendisi burada. Bu şekilde bisiklet ve yaya parkurları düzenlenmiş aslında. İsterseniz buradan devam edip Eski Köyceğiz'i, yani Köyceğiz şu an yeni yerine taşımadan önce Köyceğiz'in bulunduğu yeri gezip görebilirsiniz. Devam ettiğiniz rotayı tekrar başladığınız yere sizi döndürüyor. Bu rotada işte sığla ağaçları, güllük ağaçlarının bulunduğu muhteşem bir rota. Yürüyüş severler için, işte bisiklet sürmeyi sevenler için ya da ben gölün kenarına geleceğim, böyle biraz işte ot atacağım, balık tutacağım diyenler için bulunmaz bir yer. Hadi başlayalım bakalım neler bizi bekliyor. Aracımızla biraz geldik. Küçük yarım adayı azıcık geçtik. Hemen şurada da zaten büyük bir tane ada var. Bu gördüğünüz zaten Köyceğiz Gölü. Çakıl da burada. Çakıl! Gel oğlum. Gel. Gel. Şu adayı bir çekeceğim drone'la. Onu size göstermek istiyorum ama ileride sanırım bir leş var. Acayip kokuyor. Bir şey ölmüş. Bir hayvan ölüsü var, acayip kokuyor. Biraz daha ileri gideceğiz büyük ihtimalle. Ancak burası gerçekten de yürüyüş yapmak için çok ideal. İşte motosikletle gelenler olduk. İleride kamp atanları gördük. İdeal bir rota diyebilirim. Tabi biraz daha ilerleyelim bakalım. Fikrimiz değişecek mi, değişmeyecek mi ona göre. Yalnız şu adayı bir drone'la bakmak istiyorum ne var ne yok. Hadi bakalım. Çakı! Gel! Yol güzel. Her türlü arabayla da gelebilirsiniz. Abi. Bisiklet, motosiklet hepsi olur. Kokunun sebebini bulduk. Bakın şimdi gösteriyorum sizlere. Tam şurada bir domuz ölüsü var. Öldürmüşler. Acayip kokuyor. Öyle böyle değil. Adı üstünde domuz gibi kocamanmış. Gidiyoruz şimdi burada. Hadi bakalım. Biz yürümek yerine araçla geziyoruz. Şimdi ileride camiden sağa doğru döneceğiz. Biraz daha böyle burnuna doğru giden bir yer gördük. Bir de oraya bakacağız.
Yollar biraz dolambaçlı ama haritadan bakarak yolumuzu bulduk. Şimdi Köyceğiz'in kıyısına doğru gitmeye çalışıyoruz. Yollar da böyle. Fena değil. Motosiklet gelir, karavan geçiyor zaten, sizin araçlarınız hayli hayli geçer. Devam ediyoruz bakalım nasıl bir gidecek. Aracımızı bıraktık burada. Şimdi ufaktan böyle biraz zikzak çizeceğiz. Yürüyüşümüzü yapacağız. Çakıl da burada toplamakla meşgul. İleriden de sesler geliyor. Ya insanlar balık tutuyorlar ya da onlar da bizim gibi yürüyüş yapıyorlar. Bakalım nasıl bir yer. Köyceğiz de burada. Bakın Köyceğiz Gölü. Karşısı Köyceğiz. Bulunduğumuz yer aslında eski Köyceğiz'in kıyı kısmı diyelim. Manzara bak. Güzel değil mi? Evet, tam balıkların sevdiği ortam burası. Sakin. Sakin, güzel. Yürümeye devam ediyoruz. Etrafta öyle güzel kokular var ki. Hani böyle ağacın, toprağın kokusu. Böyle bir dalga dalga vurup gidiyor. Çok iyi. İnsanlar da gelmişler. Burada piknik yapanlar var. Semaver yakanlar var. Yani biz burayı bilmiyorduk. Bizim için de güzel bir keşif yeri oldu. Aynı zamanda sizin için. Çakıl önde, biz arkada. Gidiyoruz. Hadi Çakıl. Bakın. Gerçekten balık tutmayı sevenler için güzel. Biz de bir iki tane olta edinmemiz lazım. Şöyle amatör tarzda. Bak da profesyonele gerek yok. Bakalım burası. Atılmaz. Kahve içmedim. Bay kahve. Manzara çok güzel. Değil mi Çakı? Değil mi oğlum? Ha? Bunun ismi? Bu Kureyen derler bana burada. Hı hı. Bir adı daha var da hatırlamıyorum. Arılar bundan bal yaparsa evet, daha kaliteli, güzel oluyor. Tadı da güzel oluyor. Tadı güzel oluyor. Okey. Yeni bir bilgi daha öğrendik. Evet. Değil mi Çakı? Bu da Pınar diyorlar, biliyorsun zaten. Pınar. Burada pınar derler. Boz meşe. Boz pınar. Tamam. Pınar yani, olmaz ismi de burada pınar adamı. Bir faydası var mı yoksa nerede kullanılıyor? Yok, hiçbir yok. Meşe işte. Meşe. Maki. Güzel. Doğada dolaştıkça tabii ki bitkileri, ağaçları tanımak, nelere iyi geldiğini öğrenmek güzel. Ekstra bilgi koyun cebinize. Kekik, ada çayı, onlara çok denk geldik de. Evet, zirveye doğru çıkıyoruz. Bu yol da bitmeyecek gibi, böyle gittikçe gidiyor. Bakalım nereye gidecek bu yol. Bir yerde bir kahve yapalım, kahve içelim kendimize dedik de. Orası mı burası mı derken akşam edeceğiz. Evet. Manzaraya bak. Birimizden nereye getirdiler abi? Bakın yürürkenki manzaramız o kadar güzel ki, şu adamız ve sazlıkların renk uyumuna bakın. Beyaz, açık yeşil, koyu yeşil ve dağlar. Böyle bir yoldan da yürüyoruz. Çakıl önde tabi. Orada. Hani gerçekten rota böyle yürüyüş için tasarlanmış. Çok güzel. Böyle yorucu değil, spor ayakkabıyla gelebilirsiniz. Karabataklar orada uçuyor. Bakın hava gayet sakin.
Çok güzel. Çakır. Karavanın olduğu yere bakın. Hemen sandalyeleri koyduk. Çakıl da burada. Bu yol da bu şekilde yine Kavak Arası'na bağlanıyor. Aşağıda çok güzel manzaralar var. Hemen orayı size göstereceğim. Eğer buralara kadar gelirseniz az bir şey yürüyerek manzaranın da tadını çıkarabilirsiniz. Bakın şöyle. Aslında şuraya bile bakın. Araçlar inmiş, motosikletiyle gelenler var. Demek ileriden bu şekilde o dolanıp geliyor. Biraz rüzgar var tabi. Drone uçurayım dedim. Drone pek güzel görüntü alamadı. Dolayısıyla vazgeçtim. Bakın böyle. Yani şurada çok güzel kamp yapılabilir. Burası da şöyle köyce diyorum. Çakıl da peşimden geliyor. Çakıl! Gel oğlum. Şuradan şöyle tekrar yukarı çıkacağım. Hoppa. Burada da çok güzel bir manzara var. Bakın. Yani kaç yıldır buradayız? Bu taraflara gelmemiştik hiç. Şu tarz patikalardan devam edebilirsiniz. Sonra şöyle. Tabi aşağısı bayağı sarp. Düşmemeye dikkat edin. Çiçekler de açmış. Bakın. Bahar yavaş yavaş gelmiş bu taraflara. Bu da bizim delimiz. Değil mi Çakı? Neredeydin sen? Ha? Gel gel, gitme gel, hadi dönüyoruz. Şimdi aracımıza doğru gidiyorum. Kahve yaptı bize Uğur Bey. Kahvemizi içelim. Arkadaşlar şimdi gelmiş olduğumuz yer çok güzel. Hani doğanın içi 10 numara. Ama şuradaki alkol şişeleri, ne bileyim tenekeler, pislikler. Arabada bir poşet bulduk. Bir katkımız olsun. Buraya gelen arkadaşlar da lütfen temiz bırakın burayı. Elimizden geldiğince şimdi temizlemeye çalışacağız. Çakıl da bize yardım edecek. Değil mi oğlum? Ha? Hayır. Bunları da bulduğumuz çöpe atarız. Buraya bak. Bunlar yangında çıkarır. Bayağı büyük bir poşet çöp topladım. Alkol şişeleri, tenekeleri, ne var ne yoksa Çakıl'la beraber. Değil mi oğlum? Ha? İnanın hayvanlar doğaya bu şekilde zarar vermiyorlar insanlar kadar. Bir poşet çöp. Şimdi en yakında gördüğümüz çöpe atarız bunu. Çok da zor değil. Her gittiğimiz yerde bunu yapsak bayağı bir doğaya, insanlığa hizmet etmiş oluruz. Şimdi buradan dönüyoruz. Nasuh Dede Türbesi var. Onu göreceğiz. Hava kararmadan. Ondan sonra da videoyu bitiririz. Hadi bakalım.